Soul May. Ey, Buse de burada olduğuna göre videoya aç taç var. Başlayabiliriz. Şimdi... Şu an aynı anda oldu, bir dakika. Evet, başla. Şurayı çekmesene. Evet, pardon, adresimiz gözüküyor. Şu an evimizin kapısının önündeyiz. Bugün ne vlogu çekeceğiz? Yine ev vlogu çekeceğiz. Bayağıdır... Sesimiz duyuluyor mu acaba? Duyuluyor. Çok soğuk. Bayağıdır çekmek istiyorduk. Anca vaktimiz oldu. Evet. Şimdi o zaman başlayalım. Burası bizim girişimiz. Burası giriş kapısı. Şimdi öbür kameraya geçeceğim. Dur, kamerayı değiştirmem lazım. O zaman görüşürüz. Evet, yine biz... Kedi. 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 Korktum. Şurada bir tane marketimiz var. Oradan bazen alışveriş yapıyoruz ama kart geçmiyor. Evet, burası böyle biz ölmeyelim, arabaları görelim diye yapılmış bir yer. Burası hadi evimizin kapısı, hadi girelim içeriye. Artık çok soğuk, ben götüm doldu benim. Burası gözüküyor mu? Şu an çok karanlık. Burada ev sahibimiz oturuyor. Bir dakika. Şurası böyle parmağımla gördüğünüz yer ev sahibinin kapısı. Burada böyle merdivenler var ama şu an asla gözükmüyor. Şurası da böyle evimizin manzarası çıkarken evden. Şeyma'nın bu son vlogunda burayı biraz görmüştünüz aslında. Karlıydı. Evet, o zaman kar yağmıştı. Şu an o kadar soğuk ki size anlatamam. Ay. Geliyorum. Burası böyle evimizin merdivenleri ve girişi. Burada bizim ayakkabılarımız var. Gösterelim Altan. Şu üst kat benim. Burası Şeyma'nın, benim ayakkabılarım da var ama. Burası İlayda'nın, burası topuklu ayakkabılar var burada. Burada botlarımız var. Ben. Burada çıkarken kendimizi kontrol ettiğim bir ayna var. Var böyle. Burada topuklu ayakkabılar falan var. Böyle girişleri ayakkabılarımız var. Bazen çok zor oluyor bunu kullanmak. Neden? Çünkü soğuk. Hava çok soğuk ve içeride hani ayakkabı değiştirmemiz gerekiyor. Burada alıp içeriye falan böyle saçma sapan bir şey var. Burası evimizin kapısı şu an. Şifreli değil bu arada evimiz. Gayet çünkü şu sistem var. Şey... Bir kere konuşuyor. Evet. Burası böyle saçma sapan bir ayakkabı çıkarttığımız bir bölge ve kapı ve Şeyma. Mutfaktan mı başlasak? Kendim çekeceğim. Hepsi sen olamazsın videoda. Yine evin her yerinde ayna var abim, şu an onu fark ettim. Aynamızı silmemiz gerektiğini fark ettim ben de. Evet, ben de. Bu dıştan işte kapı çalınca açabildiğimiz şey, ne bunun adı bilmiyorum. Bu şu girişteki ışığın otomatik olarak yanmasını sağlayan şey. Burada havlular var. Neden buradalar? Neden buradalar, anlat şimdi bize. Çünkü gittik Dayısa'dan, Bilmon'a şunlardan aldık. Ama koptular. Aslında banyoda asılı duruyorlardı. Biz de ki buradakinden niye faydalanmayalım? Çünkü evde zaten vardı. Ondan sonra burada Wi-Fi'miz var. En sevdiğim, evin en sevdiğim şeyi olabilir. Evin adresini göstermeyelim. Şifre falan da yazıyor orada. Burada böyle yıllık bir mum var. Asla bitmeyen. Burada bir hoparlörümüz var. Partilediğimizde kullandığımız. Bunun içinde ne olduğunu bilmenize gerek yok. Burada da herkes işte bozuk para falan olunca cüzdanında buraya atıyor ve buradan işte eve ekmek falan bu tarz ihtiyaçları alıyoruz. Bu çekmeceler de boş yani. Ya boş değil de. Boş değil de. Pasaportlar, işte faturalar, işte evde koyacak yer bulamadığımız her şeyi buraya tıkıştırdık. O yüzden çok gösterme hiç gerek yok. Burada bir koltuk var. Burayı asla kullanmıyoruz. Ama burası bir oturma odası. Bu koltuk eve geldiğimizde vardı. Yatak odasında duruyordu. Biz onu buraya taşıdık. Ondan sonra burada bir cam var, hayvan gibi gördüğünüz üzere. Buraya böyle bir ışık yaptık. Hatta göstereyim size şimdi ışığı kapatıp onun nasıl olduğunu. Dur, ben ışığı kapatıyorum, sen de. Böyle çok partilediğimiz güzel partilemek zamanlar için falan böyle sakin sakin evde takılırken kullandığımız bir ışık. Ben çok seviyorum bunu. Bir dakika, kapatamadım, tamam. Burası çamaşır asma bölgemiz. Yıkadığımız çamaşırları bunu açıp buraya asıyoruz. Normalde o bize yetmiyor. O yüzden şu özel odada birazdan göreceksiniz bir tane daha var. Evet. Yüzden... Bu ne? Şu ne? Burası mı? Hayır, o ne? Bu mu? Kullanmadığımız bir... Bu bilmezsiniz ne olduğunu. Bu bir klima. Biz zenginler buna klima diyoruz.
Neyse devam edelim. Şeyma şimdi size mutfağı göstersin arkadaşlar. Çünkü benim. Ama öyle çünkü burası benim. Yok. Begüm'le biz benim alalım. Genel olarak Begüm'le ben burada duruyoruz. Çünkü Begüm hep yemekleri yapıyor. Ben de bulaşıkları yıkıyorum. Evet. Buradan başlayalım. Şimdi, bu ne? Dolap. Pet şişeler arkadaşlar onlar. Bu arada Kore'de böyle bütün çöpleri ayrı ayrı koymamız gerekiyor. Biz henüz çok alışmış değiliz ama o yüzden pet şişeleri, petleri en azından o tarafa şu an ayırıyoruz. Evet. Dolabı açmaya gerek yok çünkü bomboş. Öğrenci dolabından daha fazla öğrenci dolabı. Yukarıda bir iki adet ekmeğimiz, bir adet soğanımız. Şurada da gereksiz şey. Çiçeklerimiz var. Burada böyle anahtarlar asılı bu arada. İşte camlar kilitli, onların anahtarları var. Aynen. Burada asla kullanmadığımız bir masa var, onu söylemeden çünkü geçemeyeceğim. Çünkü bu masanın şeyleri, ayakları nasıl bağlanacağını bilemediğimiz için. Ama biz onu ne yapıyoruz? Yer masası olarak kullanıyoruz. Fazla arkadaşlarımız geldiğinde. Burada böyle dolaplarımız var. Dolaplarımız eski ama kullanışlı, yeteri kadar fazla normal. Özellikle normal bir Kore evine göre mutfağımız gerçekten büyük. Benim en sevdiğim alan şurası. En sevdiğim alan. Çünkü iki tarafta da bulaşık yıkarken çok kolay olabiliyor. Şunu göstermeden de demeyeceğim. Bu evimizin direği. Bunsuz evde yaşayabileceğinizi düşünemiyorum. Çok önemli. Nedenini siz kendiniz düşünün. Bu arada bu arkadaşlar oda spreyi. Neden acaba? Evet, devam edelim. Evet, bu şekilde burada işte bulaşık yok, yıkama aletlerimiz, efendime söyleyeyim işte böyle bir şey. Ama çok işte yani. Aynen, dolapların içini göstermeye gerek yok. Burada iki adet ocağımız var. Begüm özellikle sıkıntı, çünkü o yemek yaptığı için o sıkıntı yaşıyor burada. Bunun ateşi çok fazla yanıyor. Abi evet. Onu göster. Bu gerçekten kuvvetli. Bu küçük ya, ocak ateşi arkadaşlar. Anında ısıtıyor yani. Yemek koyun anında kaynıyor. Aynen. O yüzden yanmaması için bayağı uğraş sarf etmek gerekiyor. Şurayı göstereceğim. Normalde bizim burada abur cuburlarımız var ama şu an hiçbir şeyimiz yok. Ramen ve pilav görüyorum ben orada şu an. Aynen. Bir de biraz cevizimsi bir şeyler. Fındık o. Sunflower. Ramen. Bu kadar. Şunun içinde şeker meker bir şeyler var. Ha, ben hiç bakmadım. Evet. Şey bayram gelince çocukları dağıtırız. Orada ne var? Aç bakalım. Burada da kızartma yağı. Kızartma yağı, pilavımız, pilav. Pirincimiz, makarnamız, hazır çorbalarımız. Oğlum biz bayağıdır tarhana yapmıyoruz. Ve iki tane tarhana var şu an. Aynen. Biraz mantı var, bulgur pilavı var şurada. Ondan sonra bu da tarhana. Salep. İşte hazır çorba, makarna falan filan var. Bu tarafta bunlarımız var. Burada ıhlamur ve yeşil çayı var. Normalde sallama çayımız da vardı. Lakin şu anda yok. Kalmadı. Begüm'ün saçma bir... Zencefil çayı abi, hasta olunca iyi geliyor. Saçma değil mi? Ben bir kere bile içtiğimizi görmedim bunu. Ben içiyorum onu hasta olunca. Bayağı ben içiyorum zaten. Burada şekerlerimiz var. Evet, bayram olunca veriyoruz çocuklara. Nar ekşisi falan filan. Burada kahvemiz, böyle çayımız var. Ha, evet. Şurayı da gösterebilirsin bence. Okey. Burada da vatan için çay. Sonra bu ne? O mantar sosu. Kore, yani Doğukan ev hediyesi olarak getirmişti. Biraz kötü kokuyor ama yemeğe koyunca mantar tadı veriyormuş. Bitmiş bir reçel var orada. Bitmiş, dibini görülmüş. Neden koymuşsun? Tuz, bir şeyler var böyle. Burayı da böyle kullanıyoruz. Diğer dolaplarda bütün işte şey malzemeleri var. İşte çatal, bıçak, evet, tabak, neyse. Aynen. Çok da önemli şeyler değil. Evet, şimdi asıl yerimize geçiyoruz. Biz evdeyken zamanımızın %90'ını bu masada geçiriyoruz. Gerçekten %90'ını. Herkesin belirli yerleri var. Aslında Begüm genelde burada oturuyor, İlay da burada oturuyor, ben de burada oturuyorum genelde. Ve burada tatlı bir ışığımız var. Lakin şu anda pili yok. Pili olmadığı için gösteremiyoruz ve burada işte çekirdeklerdir, dedikodulardır. Hepsi şu burada masada dönüyor. Hepsi şu masada dönüyor yani. Ondan sonra şimdi geçelim. Tabii ki banyoyu ben anlatacağım. Evet. İki kişi olmak çok zor ya. Anlat bakayım. Evet. Dur, öncesini anlat. Şimdi normalde Kore'de tuvaletler genel olarak çok küçük oluyor. Yani bu tarz eski evlerde özellikle. Ve Kore'deki banyo sistemi lavaboya bağlı bir banyo sistemi oluyor. Ve genelde oradan yıkanıyorsunuz. Her yer sırılsıklam oluyor. O yüzden bu evi en çok, yani buraya girdiğimizde bize bu evi sevdiren en önemli şey burası bence. Girelim içeriye.
Evet arkadaşlar, burası bizim tuvaletimiz. Yerler biraz ıslak çünkü ben duş aldım video çekmeden önce. O yüzden sen istersen çoraplarını çıkart gir. Ben buradan çekeceğim, zaten yakın gözüküyor. Şöyle. Ama böyle her şeyi göstermek istiyorum buradaki. Tam çoraplarımı çıkartıyorum. Şimdi, banyo bayağı büyük. Buradan başlayacak olursak bunu açıklamama gerek yok. Herkesin doğal ihtiyacını karşıladığı yer. Burada böyle bir dolap var. Kışsal eşyalarımız var içinde. Burada benim asla kullanmadığım ama iki ev arkadaşımın kullandığı bir saç kurutma makinesi var. Burada yedek bir tuvalet kağıdı var. Her zaman bulunuyoruz çünkü. Ve evin en önemli şeylerinden biri abi ıslak mendil. Her şeyde kullanılıyor. Mesaj geldi. burada bitmiş bir adet sabun. 2010'a alınmış bir sabun. Burada işte diş fırçalarımız. Bu şeymiş. Nasıl kullanılıyor bilmiyorum ama makine içinmiş yani çamaşır içinmiş. Burada hiç eve geldiğimizde çamaşır makinesi vardı. Bununla neler yaşadık. Bizi öldürdü yani o bizi bitirdi. Çünkü şu hortum çok eskiydi. Ve hani biz normalde Türkiye'de çamaşırı sıcak suyla yıkarız arkadaşlar bildiğiniz üzere. Burada sıcak ve su ayrı şey giriş yerleri. Biz de dedik ki niye soğuktan sıcağa takmayalım. Böylece sıcakta yıkayabiliriz. Ay ne kadar çok mesela normalde gelmez. Neyse. Biz salak gibi aldık bunu buraya taktık abi. Çalışmadı. Bütün sular seller oldu buralar. Gidip yeni hortum alıp tekrardan soğuğa taktık. Çünkü ev sahibi dedi ki Kore'de sıcak suyla yıkanmaz. Çünkü su çok sıcak geliyor. Hem makineyi bozar hem çamaşırları mahveder dedi. O yüzden soğuk suda yıkanıyor çamaşırlar. Ve makine de böyle bir makine. Ya içini göstermek isterdim ama kirli çamaşırlarımız var içinde. Hiç gerek yok. Ve evin en güzel kısmı. Burası her şeyimiz. Burada asla saçları temizlememişim. Yakınlaştırmıyorum. burayı böyle dolduruyoruz, yatıyoruz falan. Böyle güzel keyif yapmalık bir yer. Burada da işte banyo malzemelerimizin durduğu böyle bir raf gibi bir şey var. Çok bir şey yok aslında banyoda ama. Aynen, ben seviyorum bu banyoyu. Yerdekileri de göster bakayım. Bunlar deterjan, yumuşatıcı, tuvalet açıcı ve çarşaf suyu diyeceğim. Çamaşır suyu. Çok bir şey yok. Burada bir cam var. Bu cam Allah kahretsin camdan çok soğuk geliyor. Üşüyorum duş alırken. Evet devam edelim. Şimdi uyuduğumuz ve benim en sevdiğim aktivite olan odaya gidiyoruz. Çünkü hayatımın genelini uyumakla geçireyim düşündüğüm için. Burası arkadaşlar bizim yatak odamız. Evet. Çok güzel bence. Ve ilginç bir şekilde evin en çok ısınan odası burası. Neden bilmiyorum. Camlardan genelde soğuk giriyor eve. Yatarken falan hissediyorum soğuk. Çünkü camlar biraz eski arkadaşlar. Evet biraz eski olduğundan dolayı. Ama yine de bu arada en çok ısınan oda. Belki de kapısını hep kapalı tuttuğumuz için olabilir. Şimdi buraya girdiğimizde böyle benim, bu sefer benim havlularım burada duruyor arkadaşlar. Ve burada böyle saçma sapan bir şey var. Burada işte uyumalık, gözü takmalık şeyler var. Burası bizim çalışma masamız. Kaç kere kullandınız derseniz asla kullanmadım. Şeyim abi kaç kere kullandı. Onun dışında işte defterlerimizi, işte her şeyi koyduğumuz masa bu. Laptoplarımız duruyor burada. Buraya doğru geldiğinizde burada 3 tane askı var. Buraya genelde dışarıdan geldiğimizde çantalarımızı buraya asıyoruz. Normalde çantalarımız başka yerde duruyor da. Onun dışında bir tane etkinliğe gitmiştik G-Star biliyorsunuz. Oradan bir tane Fortnite oyuncağımız var burada. Ve Kore'de, gel bunu da çekmeni istiyorum. Kore'de evlerde böcek olabilme ihtimaline karşı bu tarz şeyler satılıyor. Ve bunları böyle yapıştırıp böceklere karşı koruma alabiliyorsunuz. Bizim her odamızda var. Evet. Buraya doğru geldiğinizde... Buraya doğru geldiğinizde arkadaşlar burası bizim böyle anı duvarımız gibi bir şey. Burada işte ailelerimizde, arkadaşlarımızda, erkek arkadaşlarıyla olan fotoğrafları var insanların. Ev arkadaşlarımın. Onlara çok da yakından göstermeye gerek yok. Yani çok da önemli değil. Hmm. Burası Şeyma'nın yatağı ve diyeceksiniz ki Şeyma niye prenses gibi ayrı yatıyor? Çünkü Şeyma çok böyle dağınık yatan bir insan ve tek yatmayı daha çok seviyor. Hani ben biriyle uyuyabiliyorum ama o tercihen uyumamayı tercih ediyor. O yüzden Şeyma tek yatıyor. Burada da Şeyma'nın bu sambilonundan gördüğünüz sevdiceğinin aldığı bir tane oyuncak var. Şurada da fotoğrafımız var. Onu göstereyim mi? Burada da böyle saçma bir fotoğrafımız var. Burası da ben ve İlayda'nın yatağı. Biz İlayda'yla beraber uyuyoruz ve sürekli kavga ediyoruz yatarken yorgan yüzünden. O içeride yatıyor, ben dışarıda çünkü ben biraz takıntılıyım. Duvar kenarı ve cam kenarında uyuyamam. Neden bilmiyorum. Onun dışında şuralarda prizler var ve içeride de bir tane ışık var. Normalde gece yatarken bunu açıyoruz ama yine pili bitti ve pili almadık çünkü çok sorumluyuz.
burada böyle resimler var, burası da böyle. Burada genelde sadece uyuyoruz. Hiç zaman geçirdiğimizi hatırlamıyorum. Sadece orada uyumak için aynen. Bir kere dizi falan izleyelim dedik beraber. O zaman oturmuşuz. Şurada böyle hep beraber oturduk. Niye oturmuyoruz anlamış değilim. Daha sıcak ve daha rahat aslında ama. Rahat batıyor bize. Evet, devam edelim Altan. Buradan sonrasını Şeyma'ya devrediyorum. Şeyma şimdi size evin en güzel kısmını gösterecek. Hadi başlayalım. Ev iki oda, bir salon, bir de mutfak, bir de tuvalet. Evet, burayı zaten daha önce görmüştünüz ilk girdiğimizde böyle. Burası diğer oda. Girelim. Evet, burası bizim giyinme odamız. Burada makyaj malzemelerimiz var. Önce buradan başlayayım. Burada hepimizin hepimizin kullandığı fondötenlerimiz ve şeylerimiz. Ne bu? Highlighter'larımız var. Aynı zamanda işte bak buraya. Hemen gösterelim. Buraları hep gösterelim. Ya burayı zaten ayrıntılı bir video çekmek istiyoruz arkadaşlar. Yani direkt her şeyi anlattığımız aynen ne kadar pis ya. Her şeyi anlattığımız işte burayı dizerkenki videomuzu falan çektiğimiz ayrı bir giyinme odası evet videosu yapacağız zaten. O yüzden bence çok ayrıntılı göstermeye gerek yok. Böyle burada bir genel gösterelim. Makyajlarımızı yaptığımız yer. Evet. Genel olarak. Burada dolabı göster. Dolabı göstereyim. Burası farlarımızın olduğu. Genel olarak Begüm'ünkiler burada, benimkiler burada. Karışık. Şu an karışık. Normalde o kadar karışık değil ama. Burada saç düzleştiricimiz, bir adet çanta, küçük çanta ve burada da makyaj çantalarımız var. Evet. Gelelim kıyafetlerine. Bu arada bir detay, bu geldiğimizde evde vardı bu makyaj masası arkadaşlar. Evet. Evet. Çöp kovası bile vardı galiba. Hayır, çöp kovasıylaydı. Peki o zaman. Buraya geldiğimizde genel olarak buraya uzun montlarımızı asmaya çalışıyoruz. Uzun olan şeyleri bu tarafta bulunduruyoruz. Kıyafetlerimiz karışık. Bana kalırsa ben böyle renk renk düzmek isterdim. Lakin 3 kişi kalınca öyle bir şey çünkü yok. Çünkü bir sürü de aynı renk eşyamız var. Renk renk düzeceğiz. Var aslında. Ama neyse. Boş ver. Burada uzun olanlar genel olarak. Burada da kısa montlarımız, ceketlerimiz tarzında şeyler var. Üstleri mont ve cekete ayırdık. Burada kazaklarımız... Gözüküyorsunuz. Gözüküyor mu? Evet. Burada kazaklarımız. Kalın kazakları bu tarafa koydum genelde. İşte iki süvet kazaklar yine. Burada daha incemsi olan içe giyilen şeylerden var. Buraya asmamız gereken şeyleri genel olarak gömlekler ve süvetler var. Çok kalın oldukları için. Bir de hırkalar. Hırka, süvet ve gömlekleri de buraya asmış bulunmaktayız. Buraya geldiğimizde en sevdiğim tatlı yer. Buralarda saks. Neydi çorap? Çorap. Siz ne diyor Türkler? Çoraplarımızı burada bulunduruyoruz. Genel olarak içini açmak istemiyorum çünkü mükemmel düzenli değiller. Ama uzun çoraplarımız burada. Yani şu uzun. Hepsini ben oraya koydum bu arada. Kısa olanlar da genelde. Orada şeyler var, çoraplar var sadece. Peki. Değiştirdim ben çünkü öyle istiyorum. Haberimiz olsun. Burada da iç çamaşırlarımız bulunmakta. Şöyle. Üçümüzün ayrı ayrı. Aynen. Şimdi en yukarıdan başlamak istiyorum. Şapkalarımız genel olarak böyle dizdik. Aslında bu çok mantıklı olmadı ama. Yani güzel duruyor en azından. Boş bir alanı şey yaptık. Ne? Yararlandık. Burada da güneş gözlüklerimizi Begüm Aktaş dizdi. Çünkü ben güneş gözlüğü manyağı bir insanım. Bunlar az şu an. Benim daha var da. Benim var da nerede bilmiyorum. Daha bir sürü gözlüğüm vardı. Çıkar bir yerden. Burada da kot pantolonlarımız var. Şu, normalde benimkiler, Begüm'ünkiler, İlayda'nınkiler olarak ayırmıştık. Lakin onu da ben değiştirdim. Renk renk olacak dedim. Buraya siyah ve grileri, buraya koyu kotları, buraya da açık kotları ve ama haklısın, beyazları koydum. Çünkü İlayda'nın yaklaşık 30 tane kotu var arkadaşlar. Bizimki sadece bir yeri doldururken onun iki yeri dolduruyordu. Evet, o yüzden iyi yapmışsın. Çoğu kotlar İlayda'nın. Burasının düzene girmesi gerekiyor kesinlikle. Ama genel olarak tişörtlerimiz, günlük işte giydiğimiz şeyler, üstümüze giydiğimiz şeylerimiz var buralarda. Tişörtler. Tişörtler. Biz Türkler ona tişört diyoruz kanka. İşte bir şeyler var burada. Buraya da şortları ve etekleri istifledik. Şu an çok giymediğimiz. Ne kadar düzenli ya. Bu ne ya? Bu ne kadar düzenliymiş gibi davranalım. Burada da... Şşş, çaktırmayın. Burada da daha... Ya böyle askılı,
Ve yarım olan yazlık şeylerimiz var. Çok giymediğimiz için ve çok yer kaplamadıkları için buraya böyle gömçürdük. Burada iki tane Begüm'ün şapkası var ama Begüm'den çok benim taktığım şapkalarım. 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 O kadar yani. Olsun kanka, benim şapkam senin şapkan. Burada da karışık çantalarımız var. Çantaları genel olarak buraya koyuyoruz. Burada bez çantalarımız. Küçük çantalar, bel çantası falan. Bu şekilde. Burada bir buraya tane. Aynen. Bor aynası. Bor aynası. Bu da çok temiz değil şu an ama. Gerizekalı. Burada böyle, bunu da dışarıdan çarptık. Aa, bu arada buralarda şey oluyor arkadaşlar. Sokaklara böyle sandalye, ayna tarzında şeyler koyuyorlar. Bırakılıyor ve alabiliyorsunuz beleşi. İkinci el gibi. Ve gayet mantıklı. Şu sandalye tam olarak dışarıdan gelme. Bu da. Bu da, ayna da. Ayna da. Bence gayet kullanışlı yani. Nesi şey? Evde ne kadar çok ayna olduğunu gördünüz mü? Bence. 1, 2, 3, 4, 5 tane ayna var evimizde. Ben aynayı çok seviyorum. Daha fazla bile olabilir. Evet, devam edelim. Şimdi buraya geldiğimizde yukarıdan başlıyorum. Burada ojelerimiz, işte makyaj silme sularımız, kremlerimiz, maskelerimiz falan var böyle karışık. Geneli maskelerin ve şeylerin, Begüm'lerin zaten. Begüm'le İlayda'nın, ben çok kullanmadığım zaten için. Zaten çok bir maske yok ki şu an orada. Bir şu var İlayda'nın. Bir de bu var. O saç maskesi. Gerisi krem, işte saç yağı. İşte ne, nail over, ne, ne? Oje çıkartıcı. Aseton. Aseton. şey, koltuk altı için şeyler, parfümler, bilmem neler. Böyle. Ya şu anda çok fazla şeyimiz yok zaten. Alışveriş yapabildiğimiz zaman bunlar tabii ki düzene girecek. Burada karışık ojelerimiz var. Ojelerin çoğu zaten benim. Kılarımız, çarşaf. Çok saçma. Pijamalarımız. Eşofmanlarımız. Eşofmanlarımız. Ve... Ve çamaşır. Bunu ne güçlük ve zorluklarla aldık. Bunu yukarıya, en üst katımızda teras gibi bir şey var ama bizim ev sahibimiz çok tatlı kadın, orası ayrı. Lakin istifçi. Böyle hani hiçbir şey atamayan insanlar var ya, aynı o. Şu şeylerden 100.000 tane falan var bu dairede. En üst kata çıktık. Bir sürü bitkileri falan var. Her bunlardan böyle 3-4 tane falan vardı. O kadar zorluklarla çıkarttık ki, çünkü taşlar, işte bir sürü eşya falan filan vardı orada. O yüzden 3 kişi olduğumuz için de bir tane maalesef yetmiyor bize. Evet, genel olarak evi gördünüz. Sonunda şu videoyu çekebildiğimiz için çok mutluyum. Çünkü asla bir araya gelemiyoruz. Sürekli hepimizin programı değişiyor falan. En sonunda çekebildik. Çok mutlu. Soru cevap videosu çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü bayağıdır çekemedik ve bayağıdır soru çok geliyor bize. Birkaç tane de soru sorabilirsiniz bu arada. Tek bir soru sormak zorunda değilsiniz. Bol bol sorularınızı sorun. Biz de bir soru cevap videosu çekelim. Sizi biraz daha aydınlatalım. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Mutlaka bizi Instagram'dan takip edin. Soulmates3. Öyle. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çünkü bayağıdır yoktuk. öyle, bugünlük bizden bu kadar. Bitiriyoruz şu an burada. Sizi seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay, bir sonraki videoda görüşürüz. Şş, abone değilseniz. Olmaz. Şurada. Bu arada bu videoda eyeliner'ımın farklı oluşuna yorum yapan olursa bir daha kanalımızı göremez arkadaşlar. Şu an söylüyorum, yapmayın yorum lütfen. Bayağı bayat eyeliner'ıma yorum yapmazsanız sevinirim. Evet, görüşürüz. Bye bye.